ama orijinal değil herhalde. Yani orijinalleri şurada alıyorum. Evet. Değerli protokol, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Necat Birinci'nin sunumu, plaket takdimi, kapanış. Kıymetli akademisyenlerimiz, İl Kültür Turizm Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri ve kıymetli Gölcük'te hemşehrileri. 100. yılında Dergah Mecmuası sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2019 yılında Uluslararası Türk Dili Edebiyatı ve Servet-i Fünun sempozyumunu düzenlemiştik. Akabinde 2020 yılında Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat ve Mehmet Akif Sempozyumumuzu düzenledik. Servet-i Fünun, Ahmet İhsan Topgöz'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde özellikle değirmen derler bir dönem yönetilmesi hasebiyle önemliydi. Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat, Mehmet Akif'in eserlerinin önemli kısmını telif ettiği ve özellikle Mehmet Akif yılı olarak geçtiğimiz yılın kabul edilmesi nedeniyle sempozyum açısından önemliydi. Bu sene düzenlemiş olduğumuz Dergah Mecmuası, 100. yılında Dergah Mecmuası sempozyumunun da dergahın 100. yılı olması nedeniyle özellikle seçildiğini burada belirtmek istiyorum. Az önce yapılan sunumda akademisyenlerimizin yapılan sempozyumlarla alakalı olarak yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesinin öneminden bahsetmişlerdi. Gerçekten yapılan çalışmaların bir kitap haline getirilmesi, akademik kurallara uygun bir şekilde akademi dünyasının, bilim dünyasının hizmetine sunulması çok önemli. Bu itibarla Servet-i Fünun Toplu Edebiyatı Dergisi kitap haline getirildi. Yine aynı sene 258. sayı önemlidir. Rahmet İhsan Topgöz'ün genel yayın yönetmeni olduğu Servet-i Fünun dergisinin tıpkı basımı aynı sene yapıldı. Sırat-ı Müstakim Sebil Reşat dergisini de aynı şekilde kitap haline getirdik ve ilim dünyasının
istifadesine sunduk. Geçtiğimiz yıl Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yönünden de önemli olduğundan Türk Edebiyatı Dergisi'nde Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Türk Edebiyatı Dergisi'nde 50 yıl boyunca Mehmet Akif ile ilgili olarak ve İstiklal Marşı ile ilgili olarak yayınlanan tüm makalelerin bir araya toplandığı kitap olarak yayınlandı. Yerel yönetimlerle üniversiteler arasında yapılacak olan işbirliğinin şu an somut meyvelerini görmüş bulunuyoruz. Aslında bundan sonraki gelecek kuşaklar açısından şu an yapılan çalışmaların önemi zaman içerisinde daha fazla anlaşılacak diye düşünüyorum. İMASKON, Uluslararası Fen Bilimleri ve Uluslararası Sosyal Bilimler Kongreleri düzenlendi. Bunlarla ilgili olarak hazırlanan kitaplar da şu an baskıda. İnşallah devam eden sempozyumlarımız sırasında bunları da yine akademisyenlerimizin istifadesine sunacağız. Dergi mecmuası Kurtuluş Savaşımız, İstiklal Mücadelemizin en önemli destekçilerinden. Önemli isimlerin bir araya toplandığı, aslında kültür dünyamızın Cumhuriyet döneminin özellikle fikir dünyasının, edebiyat dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği ve düşünce yapısının oluşmasında önemli bir yer. Dergiye ilk başta isim olarak düşünülürken Ahmet Haşim Haşhaş ismini öneriyor. Ancak Yahya Kemal Dergah isminin olması üzerinde ısrar ediyor. Dergah'ın seçilmesinin aslında sebebi Anadolu'da Türk Müslüman kültürünün oluşmasında Horasan erenlerinin, Ahmet Yesevi'nin çok büyük rolü var. Bu nedenle dergi adının seçilmesine karar veriliyor ve dergi olarak yayın hayatına devam ediyor. Ben kısaca Gölcük'te yapılan sadece edebiyata yönelik olarak kültürel faaliyetler değil, diğer faaliyetlerle alakalı da bir iki cümle söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Sayın Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz'un da çok büyük destekleriyle Gölcük'te Osmanlı döneminden kalma Örcün köyünde bulunan hamam restore edildi. Sayın İl Kültür Müdürümüzün de bu konuda teşvikleriyle, destekleriyle biz bu restore edilen binanın somut hale gelmesi, hayatın içerisine girmesi düşüncesiyle müzeyi, binayı hat müzesi şeklinde tanzim ettik. 170 sanatçı, hattat, ebru ustası, tesip ustası buna emek verdi ve şu an bu hamam yeniden imar ve ihya edildi ve halen Hüsnü Hat Müzesi olarak faaliyetine devam ediyor. Yukarı Değmenlere'de bulunan tarihi hamamın restorasyonu şu an devam ediyor. Halıdere'de bulunan tarihi hamamın kamulaştırmasını yaptık. Kültür varlığı olarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescili gerçekleştirildi. Arkeolojik çalışması yapıldı. İnşallah proje çalışmasına yakında başlayacağız. Keza Ulaşlı'da benzeri bir tarihi yapımız var. Bunun da şu an proje çalışmaları devam ediyor. Yazlı Kılıca'da bulunan Roma döneminden kalma eserlerinde arkeolojik çalışmalarını tamamladık. Ben özellikle kitap haline gelebilmesinin önemli olduğundan az önce bahsetmiştim sanat ve kültür faaliyetlerinin. UNESCO işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği işbirliğiyle kurucusu olduğum dernek 10 sene boyunca somut olmayan kültürel miras konusunda fotoğraf yarışması düzenledik ve uluslararası yarışma düzenledik. Ve şu an Gölcük Belediyesi somut olmayan kültürel miras konusunda Türkiye'deki en büyük arşive sahiptir. 2019 yılında yapılan yarışmanın kitap haline gelmiş halini size gösteriyorum. Nasip olursa 10 yıl boyunca yapılan tüm çalışmaları da yine kitap haline getirmeyi ve gelecek kuşaklara somut olmayan kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı hedefliyoruz. Ben bu düzenlemiş olduğumuz kongrelere özellikle çok büyük destek veren
Kıymetli hemşerim, Gölcük'ün değerli evladı Ali Kurt, doçent doktor Ali Kurt hocama özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi bizim bu kitap haline geldiğini söylediğimiz çalışmaların aslında biz matbaaya verilecek hale gelmesini sağlayan kişidir kendisi. Yani tüm düzenlemelerinin her şeyini tamamlandıktan sonra bir tek geriye basma işi kalıyordu. O derece gayret sarf etti. Sayın Valimize keza aynı şekilde sadece sempozyumlara değil tüm kültürel faaliyetlere verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yapmış olduğum sempozyumlara sürekli katılım gösteren, bizi destekleyen Büyükşehir Başkan Vekilimiz Yaşar Çakmak Beyefendi'ye, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Hemşehrimiz Mustafa Eren Beyefendi'ye de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl teşekkürü de bu yapmış olduğumuz çalışmaları destekleyen kıymetli hemşehrilerime yapmak istiyorum. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını, ilim dünyamıza katkı sağlamasını diliyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakman kürsüye daveti arz ederim. Kıymetli Vali Yardımcım, Belediye Başkanımız, Gölcük Kaymakamımız, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterimiz, İl Kültür Müdürümüz, değerli hocalarımız, kıymetli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gölcük'te yoğun bir kültürün, tarihin, estetiğin, zarafetin konuşulduğu bu programda sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Hep düşünürüm bu protokol konuşmalarının bir faydası olur mu diye. Şunu düşündüm. Tabii burada valiliğimiz var, büyükşehirimiz var, milletvekilimiz var. Demek ki bu programda aynı duygu ve düşüncedeyiz. Estetiğin, zarafetin, edebiyatın, tarihin konuşulduğu konulara milli eğitimimiz de cesaretle belki okulda öğrencilerini, öğretmenlerini bile normal akışı belki etkileyecek ama çağırmalı. Çünkü burada yapılan sempozyum hata İstanbul'dan, Türkiye dört bir yandan, hatta geçen seneki sempozyumlarda yurt dışından çok kıymetli akademisyen hocalarımız katıldılar, tebliğler sundular. O hocalarla birebir yüz yüze tanışıp olmak, elini sıkmak, elini öpmek, birebir ondan ders almak ve bunu da Gölcük'te gerçekleştirmek Gölcükler açısından son derece önemli, kıymetli diye düşünüyorum. Yapılırken belki fark etmiyor ama insan altıncı olmuş neredeyse büyük bu şekilde toplantı ve her biri de ciltlenmiş, kitap haline getirilmiş ve bundan sonra nice bu işlerle ilgilenenler başta olmak üzere insanımıza ışık tutacak. Başta Gölcük Belediye Başkanımız olmak üzere her kademeden, özellikle de üniversiteden değerli hocalarımızı organize eden, hani hocamız başta olmak üzere tüm hocalarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizin her bakımdan efendim kültürle, sanatla, tarihle, estetikle, sporla haşır neşir olmasını diliyorum. Çünkü vahşi bir şekilde akıp geçen çağdaş yaşamda şöyle bir soluklanıp tarih ne diyor bu işe? Bu işe dair bir şiir var mı? Kulağımıza hoş gelecek bir musiki nedir bizi alıp götürecek? Bunlara eğer zaman ayıramıyorsak vah ki bizim hayatımıza. Bu manada bu toplantılarla hayatımıza renk katan, gelecek kuşaklara ışık efendim sağlayan bu kavim toplantılara emeği geçen herkese bütün katılımcı büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizler de konuşmalarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar Çakmak'a çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu Hanımefendinin kürsüye davetimi arz ederim. Çok değerli valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, il müdürlerimiz ve çok değerli
akademisyen hocalarımız, üstadlarımız, çok değerli değirmen değerli kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Çok özel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Hem Gölcük'ün, hem Değirmenlerin, hem Kocaeli'nin bir evladı olarak kültürle, sanatla, tarihi bilmekle, geçmişimizi anlamakla, tasavvur etmekle ilgili olan bir sempozyumda bir konuşmacı olmaktan ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Protokol konuşmaları yaparken aklımdan binlerce cümle, kelime uçuştu. Hangisine değinsem, hangi kısmıyla bir kısa protokol konuşması yapsam diye düşündüm ama gerçekten bu anlamlı sempozyuma kısa cümlelerle anlatmak kafi gelmeyecek. Çok önemli. Bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin en zor dönemlerini yaşamış bir kardeşimiz olarak aslında ne kadar az şey bildiğimizi anlıyorum bu sempozyumda. Yakın tarihimizden bile derinlemesine bilgimiz olmadı. Yüzeysel bilgilerle hayatımızı tamamlamaya çalıştığımız bir süreç yaşıyoruz. Çok yakın tarihimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, istiklal mücadelesi verilirken, Kurtuluş Savaşı yapılırken nasıl bir savaş yapıldı, nasıl bir ruhla, maneviyatla, nasıl bir yapısal çalışmayla bu başarıldı, ben kendini acizane kendimi öne koyarak tam olarak bilmediğimizi, anlamadığımızı düşünüyorum. O yüzden bu çalışma çok önemli. Çok önemli dönemden geçiyoruz, çok tarihi anları yaşıyoruz. Yüzüncü yılları yaşıyoruz işte geçen sene, ondan önceki sene ve önümüzdeki 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılını hep beraber inşallah huzurla, başarıyla, sağlıkla, birlik ve beraberlikle anacağız. Ve önümüzdeki yüz yıllar için yeni ideallerimizi, hedeflerimizi yine bir ve beraber olarak kuracağız. Bunu nasıl yapacağız? Hani çok sık söylüyoruz, çok sık söyledikçe de o cümlelerin, kelimelerin anlamları boşalıyor ama çok önemsiyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Bunu idrakla, bunu tam anlamıyla bilmekle yapabileceğimize inanıyorum. Çok sık söylediğimiz başka bir cümle, tarih tekerrürden ibarettir. Gerisini söylemiyoruz. Eğer tarihi anlamazsak, onun bütün incelikleriyle üstünde düşünmez, kafa yormazsak, evet, tarih tekerrürden ibaret olur. O yüzden geçmişimizi çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yaşar Çakmak Bey bahsetti. Evet, bir platformun üstünde bir koşu içindeyiz. O kadar hızlı yaşıyoruz ki, kendimizce hedeflerimiz var, ideallerimiz var. Ben, hani sözüm meclisten dışarı ama, hep çok daha iyi makamlar, çok daha iyi işler, çok daha paralı işler, işte biraz daha iyi evimiz, arabamız olsun, şu olsun, bu olsun diye koşuşturduğumuz bir materyalist bir yaşam içinde durmadan, sağımıza solumuza bakmadan o yapay hedeflere koşan bir süreçteyiz ne yazık ki. Sadece Türkiye özgü bir durum değil, tüm dünya aslında bu zehirli yaşamın, ruhumuzu ve bedenimizi zehirleyen yaşamın içinde debeleniyoruz. Kimse mutlu değil. O hedefindeki makamlara ulaştığı zaman da mutlu değil aslında. Yani mutluluğu çok materyalist, çok dünyevi şeylerde aramamız bizi o sarmalın içine sokuyor ve toplumsal meseleler başka boyutlarda önümüze çıkıyor. İşte edebiyat ve sanat ve tarihi bilmek, medeniyetimizi bilmek, inancımızı idrak edebilmek ve onu yaşayabilmek için biz geçmişimizi çok iyi anlayabilmemiz lazım. Gençlerimiz var, gençlere bakıyorum, gözlerin içine bakıyorum. Bizler bugüne geldik. Tüm emeğimizle, gücümüzle, düşüncemizle onu ülkemiz için, insanlık için bir şeyler yapmaya gayret ettik. Kimi zaman sivil toplum örgütlerinde, kimi zaman siyasi bir partide, kimi zaman arkadaş, dost cemiyetinde, kimi zaman da akrabalar arasında bu zihniyeti, bu düşünceyi oluşturmaya gayret ettik. Ama eminim ki bu çalışmalar,
Bu çalışmalar önümüzdeki süreçlerde başta insanlık için, hadi bırakıyorum işte devlet, millet falan. İlk önce insanlık için, ilk önce kendimiz için, evet bilmeliyiz, idrak etmeliyiz ve bunu yaşama, eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. Tekrar ben belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Kültürle, sanatla bizi bir araya getirdiği için, şehrimizin bu zenginliklerini bize tekrar hatırlattığı için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kocaeli tabii, Kocaeli deyince herkesin aklına sanayi ve ticaret geliyor. Kocaeli hiç yolu düşmeyenler fabrikaların olduğu, bacaların tüttüğü, böyle metal yığını bir şehir gibi düşünüyor. Halbuki Kocaeli çok büyük bir zenginlik. Evet, ticaret ve sanayi var ama bir o kadar da doğasıyla, tarımıyla, kültürüyle, çok eski tarihiyle ve şahsiyetleriyle çok önemli, saklı bir cevher aslında Kocaeli. Evet, son 20 yıldır evet hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, yerel yönetimler, akademisyenlerin birliğinde bu cevherlerimiz bir bir ortaya çıkıyor. Son cümle, herkes hayatında hani dedik ya koşuşturuyoruz, materyalist bir yere koşmaya gayret ediyoruz, dünyevi şeylere koşuyoruz. Bu arada herkesin bir sanatla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. O ilgi alanı, yeteneği neyse onu keşfedip, onun üzerinde yoluna devam ederken orada küçük esler vermek, ruhumuza, zihnimize küçük esler vermek nodun anlamında çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu insan ilişkilerimize de, yaptığımız işe de yansıyacağına inanıyorum. Bunun faydasını görmüş, bunu yaşamış bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. Ben de Ebru sanatçısıyım. Sanatın bir kenarından dokunmaya çalışıyorum hayatımı. Ona göre biraz daha dinginleştirmeye, daha zarafet katmaya çalışıyorum. O da işte son 20 yılda unutulmaya başlamış sanatlarımızın tekrar hayata kazandırılması değerli hocalarımızın katkısıyla önemli. Tabii çok değerli üstadlarımız, hocalarımızın, abilerimizin huzurunda bunları söylemek bize düşmez, haddimizde değil. Ama küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Tekrar bu sempozyumlara, bu programlara katkı sunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ve değerli ekibine, sayın valimize, il kültür müdürümüze, milli eğitim müdürümüze ve çok daha önemlisi üniversitelerimizde işte aydın dediğimiz, aslında üstad olarak da bahsettiğimiz esas inancımızda, medeniyetimiz olan değerli hocalarımıza, abilerimize hürmetlerimi sunmak istiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Çok teşekkür ederim. Dolayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın Radiye Sezer Katurcuoğlu Hanımefendi'ye bizler de çok teşekkür ediyoruz. Gölcük 100. yılında Dergen Mecmuası Sempozyumu açılış oturumunu sunmadan önce sizlerle İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Necat Birinci hocamızın özgeçmişini paylaşmak istiyorum. Hocaların hocası Profesör Doktor Necat Birinci. 5 Kasım 1943 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. 1953 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Sürmene'de başladığı ilk öğrenimini Fatih Fethiye İlkokulu'nda tamamladı. Rami Ortaokulu'nu bitirdikten sonra devam ettiği Eyüp Lisesi'ni 1964 yılında bitirdi. O yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1968 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl Akçaabat Lisesi Edebiyat Öğretmenliği ile memuriyet hayatına başladı. 1969 yılında görevine müdür yardımcılığı eklendi. 1972 yılında İstanbul Haydarpaşa Teknik Lisesi Edebiyat Öğretmenliği'ne atandı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü'nde okutman, 1978 yılında aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında asistan oldu. 1981 yılında Menemenlizade Mehmet Tahir konulu araştırma ile doktor unvanını aldı. 1985'te yardımcı doçent, 1990 yılında da doçent, 1996 yılında profesör oldu.
1986'da Köln'de Türkçe dersi veren öğretmenlere Türkçenin öğretimi metodolojisi seminerleri verdi. 1997-98 eğitim öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kurulduğu tarihten itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1986 Aralık-1989 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1989-1992 yılları arasında Türk İAT Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yaptı. 23 Mayıs 2003, 8 Mayıs 2007 Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Müsteşarlığı sırasında başka önemli hizmetleri yanında Rüyam, İdealim dediği sosyal bilimler liselerinin kurulmasını sağladı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkan danışmanı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Necat Birinci'nin Yeni Türk Edebiyatı ağırlıklı olmak üzere 65 makalesi ve inceleme, araştırma, metin neşri olmak üzere 76 kitabı yayınlandı. Orta düzeyde Fransızca bilen Birinci, evli ve iki çocuk babasıdır. Makaleleri 1979 yılından itibaren Kubbe Altı Akademi Mecbuası, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Tarih ve Medeniyet, Edebiyat Gazetesi, Yönelişler, Boğaziçi, Türk Kültürü Araştırmaları, İlmi Araştırmalar Dergi ve Gazetelerinde, Bildiri ve Armağan Kitaplarında kitap bölümü olarak yayınlandı. Ayrıca Osmanlı Ansiklopedisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi, Yeni Türk İslam Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı. Eserlerinden bazıları ise şunlardır. Devrim yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal 1981, Atatürk Devri Fikir Hayatı 1981, Atatürk Devri Türk Edebiyatı 1982, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi 1985, Kırım Zafernamesi İnceleme 1988, İstanbul Ufku 1994, Edebiyat Üzerine İncelemeler 2000, Nafizade Nazım 1987, Ruşen Eşref Ünaydın 1988, Menemenlizade Mehmet Tahir 1988, Faruk Nafiz Hayatı ve Eserleri 1993, Fatih ve Dönemi 2004, Aydın Düşünceler 1 2016, Aydın Düşünceler 2 2018. Bu başarı ve gurur dolu özgeçmişi sizlerle paylaştıktan sonra sempozyum açılış oturumu kapsamında dönemin mecbualarına yansıyan şekliyle Milli Mücadele Edebiyatı konu başlıklı sunumunu yapmak üzere İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Necat Birinci'nin kürsüye davetimi arz ederim. Vali Yardımcım, Belediye Başkan Vekilim ve içimde niçin bir heyecan var diye derin bir his duyduğumun cevabını anneannesinin akrabam olduğunu öğrendiğim Sayın Gölcük Belediye Başkanı. Evet, akraba çıktık. Ve değerli meslektaşlarım, sevgili gençler, bugün Gölcük Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği, isabetli bir kararla düzenlediği 1921 yılında çıkan Dergah Mecmuası'nın analitik incelenmesi sempozyumunda birlikte olacağız. Bendenizin konuşması Dergah Mecmuası üzerinde olmayacak. Ama dergahın da içinde yer aldığı 1919-1923 arasında
milli mücadeleyi, döneminin tabiriyle milli mücahedeyi, çünkü döneminde cihattır, milli mücahededir ismi. Milli mücadelede kullanmıştır, daha sonra Kurtuluş Savaşı demiştir, başka isimler de verilmiştir. Parlamentoda bir yasa veremedim, hazırlayamadım. Bu büyük mücadelenin, bu varoluş mücadelesinin 11 ayrı ismi var. Böyle şey olmaz. Kutsal isyan diyen de var. Bu bir isyan değil. Hatta biraz ileri giderek kurtuluş da değil. Çünkü biz esir olmadık ki. Neden kurtuluyoruz? Döneminin tabiri milli mücadele. Bugünkü ifadeyle milli mücadele. Bunu anlatabilmek için bütün Türkiye'nin gençlerine hitap etmek lazım. Bendeniz o aradaki dergiler ve gazeteler üzerinden size dergahın da içinde yer aldığı bir atmosferi yaşatmaya çalışacağım. Onun için dilin büyüsüne, sözün büyüsüne inandığım için metnimden fazla uzaklaşmaya da çalışmayacağım. Çünkü beynimde o kadar fırtınalar esiyor ki bu yaşımda. Bunları milletin bilmesi lazım. Çünkü biz okumuyoruz, okuyacak malzemeyi de vermedik, sadeleştirdik. Mecliste küçücük bir tartışmayı ben anlatayım size. Bir bütçe konuşmasında Atatürk'e geldi konu ve bir sayın muhalefet partisi vekili nutkun sadeleştirilmiş şekliyle anlatmaya başladı. Ben de kendi partimiz sözcüsüyüm. Dedim ki efendim o Atatürk değil. Bakın size ben de örnek vereyim dedim. Beldebioğlu'nun nutuk gençliği hitabesinin aktarılması şöyle diyor dedim, takip ediniz. Atatürk ne diyor, Beldede ne diyor, ne diyor, ne diyor? O hepimizin bildiği son paragrafı. Beldede diyor ki, gereksinim duyduğun güç damarlarındaki soyucu kanda vardır. Bu mu Atatürk dedim. Ve Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Efendim, dili kendi yazıldığı şekliyle anlatacağız gençlerimize. Araya birileri değil, 10 gün sonra İzmir'den birisi bir mektup yazdı bana, sen kim oluyorsun diye benim hocam Beldebioğlu'na hakaret ediyorsun. Hayır, hakaret etmedim. Ama nutku Atatürk'ten öğreneceğiz. Onun için ben burada yazdığım metni, dosyalarımı aldım, bazı parçalar getirdim, oradan okumaya çalışacağım. Konu dönemin mecmualarına yansıyan milli mücadele konulu şiir ve deneme. Zaten o kadar çok şiir ve o kadar çok deneme var ki 8-10 hikaye var, tek bir roman var. Halide Edip'in Ateşten Gömleği, başka roman da yok, tiyatro. 15 Mayıs 1919, 19'da Yunan ordusunun İzmir'e çıkışı ile fiilen başlayan ve aralıksız 3,5 yıl süren milli mücadele sırasında daha önceki dönem edebiyatının ana özelliklerinden ayrı milletçe girişilen mücadeleyi anlatan savaşın alevi karşısında yazılmış savaş cereyan ediyor, şair şiirini yazıyor. 1927'de Nazım Hikmet de Kuvayi Milliye Destanı'nı yazdı. Olmaz efendim, yazar ama bu şairler ateşin karşısında yazıyor. Savaş bitmiş, devlet kurulmuş, inkılaplar olmuş. Sen onun arkasından Kuvayi Milliye'yi yazıyorsun. Serbest şekilde. Bunlar savaşın sonucunu bilmeden yazıyorlar. Savaşın sonucunun zaferle ulaşacağına, zafere ulaşacağına, arkadaşım dik dur, ben rahatsız olurum öyle kaygılarak durmaktan. İnanarak yazmışlar. Evet. Ateşin karşısında yazılmış, milletin giydiği ateşten gömleğin yakıcılığını her an ile geniş halk kitlelerine duyurmaya çalışan bir edebiyat meydana gelmiştir. Edebiyat tarihimizde buna milli mücadele edebiyatı diyoruz. Bu devrede eser veren şair ve yazarlar vatanın düşman çizgisi altına düştüğünü görmüş, bu ıstırabı derinden yaşamış, Büyük Millet Meclisi ordularının ilk küçük başarılarıyla ümide kapılmış, zaferleriyle büyük sevinç duymuş ve bu duygularını yüzlerce şiir, deneme
bunlara nazaran az sayıda hikayeyi yansıtmış, roman anlamında ise biraz önce söyledik sadece Halit Edip'in Ateşten Gömleği'ni görüyoruz. Toplumun en azından aydın çevrelerin ortak duygular etrafında toplanmasını sağlayan en önemli yayın organlarımızın başında dergiler gelir. Cemil Meriç buna dergiler hür düşüncenin kaleleridir diyor. Yürekten inanıyor. Dergiler belli bir görüşle bilebilirler. Ama orada hür zaten öyle olunca yaşayamaz. Başka totaliter davranışların desteklemesi olmadan. Halkın yaşattığı hür düşüncedir ve hür dergilerdir. Cemil Meriç haklıdır. Dönemin şair ve yazarları milli mücadele etrafında oluşan duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri eserlerini bu dergilerde yayınlamışlardır. Bu dergilerin başlıcaları, ki çok az eksiği var, Ahenk, Aydede, Ayine, Büyük Mecmua, Dergah, Edebi Mecmua, Genç Anadolu, Genç Yolcular, İnci, İfham, Küçük Mecmua, Mahfil, Memleket, Nedim, Sevilur Reşat, Seha, Servet-i Fünun, Şair, Şair dedim, Şebap, Türk Dünyası, Yarın, Ümit, Yeni Dünya, Yeni Nesil orada sırayı. Yani çok yaygın bir dergi faaliyeti var. Dergah bunlardan önemli biri. Bunu önemsemediğim anlamına gelmesin. Çok önemli çünkü dergah bir ihtiyaca cevap veriyor. İttihat Terakki ile gelen bir anlayışı ruhiyatçı bir anlayışla dengelemeye çalışıyor. Onun için de önemli. Mustafa Şekip Tunç bunun için alkışlamaya değer. Zaten Yahya Kemal'in yazıları, ki Yahya Kemal İstanbul'da milli mücadelenin alıcı verici anteni gibidir. Ankara'yla devamlı irtibat halindedir. Yolunuz düşerse Anıtkabir'e gidiniz. Daha önce Çankaya Köşkü'ndeydi, bugün külliyede eski kütüphaneyi, koleksiyonunu bakın. İleri gazetesi, Dergah Mecmuası, Tevhid-i Evkar gazetesi, Tasvir-i Evkar gazetelerinde yazıyor. Mustafa Kemal, Yahya Kemal'in yazılarını kenarlarını çizerek okuyor. Takip edin. Mehmet Akif'i çağırıyor. Nereye Anadolu'ya? Sen gelmiyor. Sen cami mescit kışta kışta dolaşacak, milli mücadeleyi anlatacaksın. Yahya Kemal'e sen İstanbul'da dur. Bize Batı'yı anlat. Yahya Kemal'e Batı'yı anlatıyor. Bu fonksiyon üzerinde pek durulmamıştır. İstanbul dışında Anadolu'nun değişik yerlerinde yazılan mecmuaları da katarsak bu sayı artar. Gazeteler var. Akşam, Hadisat, Hakimiyet-i Milliye, İkdam, İleri, Peyami Edebi, Peyami Sabah, Tasvir-i Efkar, Tevhid-i Efkar, Vakit, Yeni Gün, Zaman gibi gazetelerde milli mücadeleyi destekleyen yazıları yayınlayan gazetelerdir. Bugün üzerinde bir sempozyum düzenlenen dergah mecmuası da bu dergiler arasında önemlilerden biridir. Hatta önde gelenlerdendir. Ancak milli mücadele edebiyatını her yönüyle ele alıp inceleyebilmek için bu dergilerin tamamının araştırılması, tanınması, incelenmesi yanında dönemin diğer yayın organları ile olan gazetelerin de aynı şekilde titizlikle incelenmesi gerekir. Biz bu konuşmamızda 1922 Eylül ayı arasında yayınlanmış dergi ve gazeteleri tek tek değil, milli mücadeleyi konu olarak işleyen şiirleri ve deneme yazılarını bir bütün olarak ele alacağız. Yani bazı başlıklar altında derleyeceğiz bunları, yoksa tek tek üzerinde duyamayacağız. Birinci Dünya Harbi sonunda Kafkasya, Galicia, Çanakkale, Yemen, Filistin gibi değişik coğrafya ve iklimlerde askeri varlığımızla birlikte maddi imkanlarımızı da kaybettik. Millet yorgun ve fakir düştü. Hükümet 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Ordu silah bıraktı. Bal gibi yenildik. Bunu kabul edelim. Yani Almanlar anlaşma yaptı da biz onun için yenildik. Hayır, yenildik. Burada göreceğiz. Bunu kabul edelim. Yani yenilmek olabilir. Şerefle yenilmek lazım. Çünkü arkasından dünyanın en şerefli mücadelesini verdik. Bütün dünya milletlerine istiklalin, hür düşüncenin, hür varlığın, hür devletin ne demek olduğunu anlatan bir mücadele verdik. Onun için yenildik demekten hiç ucunmamak lazım. Yenilir demeniz.
Bugün de gelmeye çalışıyorlar. Bitmiş değil. Sevgili gençler, var mı bilemiyorum. Burada biri gelince sürekli temas edeceğim. Ordu silah bıraktı. Mütareke şartları ağırdı. Ancak anlaşmaya imza koyan devlet adamlarımız milli izzeti nefsimizi incitmeyecek. Bu dönemin tabiridir. İncitmeyecek bir sonuçla silah bıraktığına inanıyorum. Devlet ve millet yaşama hakkına ve yeniden yapılanmasına imkan sağlayacak bir başarı beklemeye, bir barışı beklemeye koyuldu. Yorgun ordu ve milyonlarca insan parçalanan, kopan sınırlardan Anadolu'ya çekilmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı tam bir yıkımdır. Dört buçuk milyon kilometre kare bir vatan parçasıyla Birinci Dünya Savaşı'na girdik. 333 bin kilometreyle çıktı. 40 milyon nüfusla girdik, 8 milyon nüfusla çıktık. Yıkımı görüyor musunuz? Bu rakamları gençlerimize vermemiz lazım. Bu coğrafyayı haritalarda göstermemiz lazım. Bu emperyalist bir anlayış değil. Biz Balkanları kaybetmekle Balkanları kaybetmedik. Vatan coğrafyasını kaybettik. Konya kadar vatan, Sivas kadar vatan, Erzurum kadar vatan, Trabzon kadar vatan, İzmir kadar vatan. Balkanları kaybettik. Ve bu millete Balkan Savaşı'nın hesabı verilmemiştir daha. Siyasiler vermemiştir, ordu vermemiştir. Başka ne düşünürseniz hiç kimse vermemiştir. Ben bekliyorum. Ömrümün sonuna geldi. Niçin Balkanlar gitti? Hangi sahipti? Gitti, geri mi alacağız? Hayır. Ama millet bilsin. Ona göre Diyarbakır'ı muhafaza etsin, ona göre İstanbul'u, Edirne'yi muhafaza etsin. O sizi, o almış. İtilaf devletleri Mondros Mütarekesi'nin hükümlerine göre belirlenen sınırda da kalmak niyetinde değildi. 30 Ekim'de Mondros Mütarekesi imzalanıyor. 3 Kasım'da Musul'a giriyor İngilizler. Bir taraftan Batum'a giriyorlar. Ve orada kalmıyorlar. İskenderun, Antep, Urfa, Maraş'a doğru da ilerliyorlar. Bu taraftan Edirne, Kırklareli, Hadımköy'e kadar Fransızlar. İtalyanlar Torosların batı Akdeniz eteklerine kadar Antalya bölgesini işgal ediyor. Mütarekenin imzalı, evet. Nihayet 13 Kasım 1918'de Türk hükümetine bildirme ihtiyacı bile duymadan 54 parçalık bir donanma, mütarekede böyle bir şey yok, donanma 3 yıl önce bütün güçleriyle zorladıkları ve perişan olarak geri çekildikleri Çanakkale Boğazı'ndan bu defa sulh marifeti ile geçerek İstanbul'un önlerine geliyor. Donanma Sarayburnu ile Dolmabahçe arasında demirler, toplarını şehre çevirir. Bu donanma içinde Türklere sadece hakaret olsun diye 4 Yunan gemisine de yer verdiler. Oysa Birinci Dünya Savaşı ile Yunanların hiçbir ilgisi yoktu. Sadece Türklere hakaret olsun diye. Bu 54 parça geminin 4'ü Yunan gemisi. Aynı gün 2000 kişilik bir İngiliz kuvveti karaya çıktı. Beyoğlu ve Şişli civarında okullara ve hastanelere yerleşti. Böylece Türk payitahtı ihtilaf devletlerinin donmasının tehdidi altına girmiş, şehir düşman çizmesi altına düşmüş, böylece işgallere karşı doğabilecek muhtemel direnişleri, bu cümleye dikkat ediniz, bu haksız işgale karşı doğabilecek muhtemel direnişleri merkezde kıracak bir tehdit unsuru oluşturulmuş oldu. Bu tehdit altında mütarekenin üzerinden 2 ay geçmeden biraz önce söylediğim bütün coğrafyalar işgal edildi. Yürütülen hareket, İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni ve hilafeti ortadan kaldırma, Türk milletini yok etme, en azından İstanbul'un hiç değilse Anadolu'dan çıkarma, bunun da altını çiziyorum sevgili gençler, bugün de aynı proje vardır. İstanbul halen Türklerin ve Müslüman Türklerin elinde olmasından Batı, Evangelik Kilise, Avrupa, Amerika rahatsızdır. Rusya da rahatsızdır. Politikalar öyledir. Bunu bilelim.
Ve o dönemde şimdi parlamentolarda tartışmalar yapılıyor İngiliz ve Fransız parlamentolarında. Anadolu'dan çıkarma konusundaki değişmez kararlarını uygulamaya konmasından başka bir şey değildi. Bu kim bunu Galip söylemez oğlu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Roma sefirimiz, mükemmel bir yok edilmek istenen millet diye mükemmel bir eseri vardır Hatırat Nevi'nden. Onu gençlere okutmak lazım. Dönemin yazar ve şairlerin içine düşünen durumu ifade eden geri durmadılar. 1918 isimli şiiriyle Yahya Kemal ilk defa bunu ifade ediyor. Bu şiir 1956'da yayınlandı. Ama kayıtlarda biliyoruz ki ilk eskizleri Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı gece kaleme alınmıştır. Müsveddeleri benden istedir. Tarih yok ama yaşanan hayata o kadar cevap veriyor ki sonradan yayınlamamış o şey içinde. Hiç bilemiyorum. Dosyalarında duruyor. Şöyle diyor. 1918. Ölenler öldü. Kalanlarla mustarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağdan ve gözyaşlarının arkasında eski vatan bizim diyar olarak kaldı. Ta kıyamete dek. Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek harap olup yaşıyor talihin azabıyla. Vatanda düşmanı seyredik ıstırabıyla. Vatanda korkulu bir rüya içindeyiz gerçek. Fakat bu çok süremez. Mutlaka şafak sökecek. Ateş ve kan mı siler bir gün ordumuzdaki? Bu insanoğluna bir şey olan mütarekeyi. Bakınız bu şiirde üç para, kıta, üç kıtada üç ayrı zaman kadrosu var. Birinci kıtada ölenler öldü. Görülen geçmiş zaman. Söyleyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kalanla asıl mustarip onlar. Çünkü onların hayalinde ta kıyamete kadar bizim vatan o 4,5 milyon kilometre kare coğrafya ve 40 milyon millet öyle kalkacak. Ya biz meğer 33.333 kilometre olmuşuz. Bundan haberler olmayacak. Çünkü mutlular. Mustarip olan kim? Yaşayanlar. Kalanlar ortada, ikinci şey, kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek harap olup yaşıyor. Hali hazır anlatıyor. Ama Yahya Kemal orada durmuyor. Ne diyor? Vatanda hor görelim bir cemaatiz. Gerçek. Fakat bu çok süremez. Mutlaka şafak sökecek. Geleceğiz. Bu dönemine tam hitap eden bir şiir. O duyguyu burada açıklaması var. Ben ona geç vereceğim. Bu şiiri zaten sade bir dille anlıyorsunuz. Basında vatanın artık elimizde bir varlık yeri değil, ötelerde bir yat eli haline aldığını, milletin en acıklı günlerini yaşadığı durumdan nasıl çıkılacağı, kurtuluşun hangi temellere dayandırılacağı soruları soruluyor ve cevaplar aranıyor. Kimi devlet adamı, aydın ve asker, Avrupa milletlerinin insaf ve adalet duygu ve anlayışına sığınmak gayretini gösteriyor. Amerikan mandası, İngiliz mandası, biraz da Fransız mandası. Bazı isimleri söylesem size hayret edersiniz. Dönemin anlı şanlı bürokratları ve anlı şanlı subayları, ordu elemanları. Manda istiyorlar. Ama Mehmet Akif'in manda meselesi diye mükemmel bir yazısı vardır. Geçen sempozyumda belki onu arkadaşlarım anlattılar. Yahya Kemal de bunu karikatürize ediyor. Ya siz de manda sarıyorsunuz diyor ya. Fatih Sultan Mehmet tek bir topunu, şahi topu 52 mandaya çektirdi. Siz bu vatanı hangi mandaya çektireceksiniz diye karikatür. Kimi devlet adamı, aydın ve asker Avrupa milletlerinin insaf ve adalet duygusu ve anlayışına sığınmak gerektiğini ileri sürüyor. Kimileri de başka milletlerin insaf ve adaletine sığınmanın zillet olacağını dönemin tabiri dile getiriyor. Dağılmış ordunun yer yer birbirinden habersiz ayrı ayrı ortaya koyduğu bazı iradelerinde büyük bir ümit ışığıyla bakıldığını görüyoruz. Üç fikir var. Bunlardan birisi hakim olacak, birini alıyorum. İşte Tasvir Efkar gazetesi, onun için gazetelerin okunması lazım. Ne zaman
Şubat 1919'da kim? Ebu Ziyazade. Aynı gazetede tasvir efkarda. Yazının adı kendi kendimizi kurtarmaya çalışalım. Şubat ayı. Mustafa Kemal daha Samsun'a gitmiş değil. Balıkesir'de kıpırtılar var. Biliyorsunuz Balıkesir'de devlet kuruldu. Vergi toplamaya başladılar, asker toplamaya başladılar 1920 Ocak ayında. Sonra kendilerini Sivas Kongresi'ne ilhak ettiler. Böyle parça parça olmaz, bir birlik halinde çalışmak lazım. Şöyle diyor Ebu Ziyazade, şu bulunduğumuz gayreden nasıl kurtulacağız? Bu biçare memlekete bir halas ve necat istinadgahı nasıl olacak? Nasıl tedabire tevessül ile tedbirlere tevessül ile başvurarak vatan kat'i izmillerden milleti de kim bilir ne kadar devam edecek olan esaretten tahlis edeceğiz? Bu suallerin cevabını vermek o kadar da güç değil. İradeyi görüyor musunuz? Yani öldük demek de ölünmüyor. Bir gazeteci bu. Buna cevabını vermek o kadar da zor değil diyor. Nedir zor? Fakat bizde bir takım basit nazaran, dar görüşler, bu necat-ı milletin, bu millet kurtuluşunun gayesine ver mutat yanlış yoldan gitmek istiyorlar. Kimi manda diyor, kimi bilmem ne diyor, yanlış yoldan gidiyorlar diyor. Ve millet için hakiki vasıta-i halasın, gerçek kurtuluş yolunun yine milletten ibaret bulunduğu hakikatini görmeyerek selametimizi büsbütün başka yollarda arıyorlar. Bakınız sevgili gençler ve bürokrat arkadaşlarım, Amasya Tamimi'nin birinci maddesi, milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ebu Ziyazade ne diyor? Bu maddeden 9 ay önce, millet için hakiki vasıta-i halasın yine milletten ibaret olduğunu. Mustafa Kemal büyük bir kurmay. Basını çok iyi takip ediyor. İşte bu madde. Amasya Tamimi'nin birinci maddesi. Bu ve buna benzer makale ve şiirlerle kurtuluşu yabancı kuvvetlerin himayesinde arayan görüşlerin karşısına milli bir irade çıkıyor. Bir başka irade. Hepinizin Hasan Tahsin diye bildiğiniz Osman Nevres, İzmir'de edebiyatçı, biliyorsunuz Yunanlar İzmir'e çıkarken protesto ettiği için şehit ediliyor. İlk önde beş kişiyi, beş palikaryayı vuruyor ve o da vuruluyor. Bu görüşler milletçe içine düşünülen sürüklenme psikolojisinin önüne sert çeken bir irade şeklini aldı. İzmir'in Yunanlılara verileceği, bana bir arkadaşım işaret etsin. 12'ye kadar vakit veriyor musunuz bana? Veriyor diyorlar. Sizler sayın vekilim. Siz istediğiniz zaman kalkabilirsiniz. Siz millete aitsiniz. Biz şimdi burada daracık bir alandayız. İzmir'in Yunanlara verileceği söylentileri üzerine bu irade daha da yüksek ve kesin ifadeler içine döküldü. Aşağıya alacağımız parça Namus Uğruna isimli parça İzmir'e Doğru gazetesinde çıkıyor. Şöyle başlıyor. Uyan ey Türkoğlu uyan! Uyan ey vahdaniyet-i ilahiyye-i mutekit! Allah'ın büyüklüğüne inanan uyan! İslamlığın ateşin hararetiyle kalbi ruhu pür heyecan olan Müslüman Türk uyan! Sana suikast ediliyor. Seni meskeninden, meskenetinden, mabedinden, mabudundan, harim-i aileden ve namusundan cüda düşürmek için senin muazzezatınla adi oyuncaklar gibi oynamak istiyorlar. Ve hala 328'den beri üzerinden 1914 beri üzerinden masum kanlarının cereyanı kesilmeyen süngüleriyle, o hala tarrakalarıyla yetim, öksüz, yavrusuz kalan kimsesiz validelerin, alil ihtiyarların, aks ıstırabını dalgalanan toplarıyla geleceklermiş. Tereddüt etmiyoruz, gelsinler. Hatta masum Türk'e kastı olan bütün dünya gelsin.
süngüleriyle esasen kanayan kalplerimizi deşsinler, velveledar toplarımızda evlerimizi, kuvvetlerimizi yıksınlar, taraç ve tarumar etsinler. Gelsinler, silahlarımızı toplasınlar, evlatlarına silah tevzi etsinler. Türk ölmedi, ölmeyecektir. Sonunda böyle. Bunu da tarihi Mayıs 12 1919 ordunun mağlup ve perişan halde sınır boylarından geri dönüşü ayrı bir trajedidir. Onun için mağlup olduk diyoruz. Hudutlardan bozgun halinde yurda dönen orduyu ilk olarak Faruk Nafiz dile getirir. Genç şair 20 yaşında bir delikanlı. 20 yaşına kadar modadaki Ermeni kızlarıyla flört etmekten başka türlü hayatı yok. Faruk Nafiz'in. Öyle mi sevgili dostum? Ha. Bunlar ikisi benim öğrencimdir. Ama meslektaş istiyor. Genç şairin Bozgun isimli şiirinde 6 asırdan bu yana en büyük mağlubiyeti yaşayan ordunun perişan bir halde yurda dönüşünü anlatıyor. 6 asır yani öyle görüyor ki 2. Viyana bozgunundan daha. Çünkü 2. Viyana bozgunuyla bizim vatan arasında 5-10 vatan var. Viyana ile bugün aramızda 5 tane devlet var. Oysa biz o zaman Bursa'dayız. Bursa'yı düşürüyoruz şimdi. Bursa'yı müdafaa etmek durumundayız. O da geçiyor, Polatlı'dayız. Polatlı'yı müdafaa etmeye çalışıyoruz. Vatan diye bir şey kalmamış. Bozgun şöyle. Tepelerden bir alev yükseliyor. Ufka yorgun doğuyor kırmızı ay. Karşıdan rengi sararmış geliyor dağınık süngüsü düşkün bir alay. Kahraman ordunun askerleridir. Dönüyorlar yeni bir bozgundan. Görmedik 6 asırdan beridir daha matemli esimet bundan. Hepsinin bağrı yanık, saçları ak, sarsıyor yolları korkunç adımı. Bu kızıl fırtınadan kurtularak yurda bir sağ dönener kaldı mı? Biliriz Türk'ün ilahi yasını. Böyle bir hatıra sığmıyor ya da. Kanının verdi de son damlasını yine hasret çekiyor Bağdat'a. İşte milleti kurtaracak, dirilişi getirecek, zaferi taşıyacak bu. O 20 yaşındaki delikanlının Bozgun isimli şiirinin 5. kıtasında kanının verdi de son damlasını yine hasret çekiyor Bağdat'a mısraldır. Bu önemli. Bu ruh önemli. Yani milli mücadele tesadüfen olmuyor. Büyük bir ruh yüceliği var altında. Bunu keşfetmemiz, bunu anlatmamız lazım. Hasta alnında yanarken derdi, ellerin verdiği bir damla sudur. Bir zaman gökten ölüm beklerdi, şimdi kalbindeki can korkusudur. Şiirin 1. kıtasında açıklamayı şey yapıyorum. Bu arada bir şiir dikkatimizi çekiyor. Ümit dergisi bunlar. Bu bozgun büyük mecmuada. Sayın Belediye Başkanım, 1919'da çıkan Sabiha Zekeriya, son dönemin Marksisti Zekeriya anlatım. Onun, Sabiha Zekeriya onun hanımı, 1919 Şubat ayında Büyük Mecmua diye bir mecmua çıkarıyor. Müthiş bir mecmuadır. Tepeden tırnağa milli mücadeleyi teşvik eden Mustafa Kemal'i de bu hareketin başına çıkacak olan halaskarlarımızı yazar bunların arasından Mustafa Kemal'e dikkat edilsinler. Bir başka yazısında da ancak bu hareketi Mustafa Kemal etrafında şekillenebilir diye de öne çıkarır. Yani Mustafa Kemal kendi başına oraya gitmedi. Oralara girmeyeceğimiz bir sempozyum yapabilirsiniz. Mustafa Kemal nasıl gitti? Mustafa Kemal Osmanlı tarihi boyunca 4 sadrazama verilen padişahın bütün yetkilerini alarak Anadolu'ya geçti. Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmiştir, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya verilmiştir, Kurucu Murat Paşa'ya verilmiştir, bir tane daha verilmiştir, onu da İlber Ortaylı'ya sorarsınız. Yani Mustafa Kemal'in elindeki belge o.
basit bir belge değil. Bir kaçak gibi bandırma gemisiyle kaçmıyor. Devlet fermanıyla gidiyor. Bunu söylediğim zaman Kıbrıs'ta, ben de hocalık yaptım burada, söylediler. Benim hakkımda soruşturma açtılar. Bu ne diyor diye. Tarihi ben değiştirmiyorum ki, tarih öyle ve siz de orada da. Kimden kimi gizliyorsunuz? Neyse, burası yeri değil. Milletlerin en önemli kaynakları tarih yeridir. Yahya Kemal'in Mart 1920'de bir şiir çıkar Ümit Mecmuası'nda. Nedir o? Akıncı. Dikkat edin. Akıncı şiir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu geldik. Yahya Kemal'in bütün yorumcuları diyor ki Yahya Kemal Osmanlı destancıdır. Hadi oradan. Yahya Kemal devletin kurulması için tarihten örnek veren usta bir kalemdir. İşte dergâhtaki yazılarını takip edin. Eğil Dağlar'da esir toplanmıştır. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bugün niye yenmeyelim? Cevap bu. Ve İstanbul'un resmen fiilen işgal edilmişti, resmen işgal edildiği 16 Mart 1920'de Ümit Mecmuası'nda çıkıyor bu. Yine isimlerini saydığım mecmualar. O mecmuaların hepsi dergah kadar şey. Ama dergah çok büyük bir isabet, çünkü dergahta yeni kurulacak devletin fikri zemini oluşturuyor. Oluşturulmak istenen zihni yapının yanına yeni bunlar da var diye su taşıyor. Onun için Yahya Kemal Anadolu'da yer yer başlamış mukavemet hareketlerinin tarihten örnek getirerek o gün yendik, bugün yine yeneriz inancıyla bunu söylemiştir. Bunu 1985 senesinde bir televizyonda TRT 2'de söylediğim zaman Güneş Gazetesi'nde birisi bir yazı yazdı. Ya ben ona doçentim, bunları nasıl devletin üniversitesinin televizyonda konuşturuyorlar? Bunları ne, Atatürk Samsun'a daha çıkmamış. Atın bunları üniversitelerin arşivinde var. Yani yine bugün iyi yerdeyiz. 1985'te böyleydik. Şimdi arkadaşlar burada Kafkas İslam ordusu var. Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi. Mondros mütarekesi imzalanır, Kafkasya'dan ordu geriye dönmeye başlar. Kafkas gazasından dönen ordunun ve Azerbaycan halkının gözyaşları birbirinin omuzlarında birer yakıcı hatıra kaldı. Ama Türk ruhunda fetih ateşini yakan ve tarih boyunca onu daima canlı tutan Rumeli Hisarı'nın askerimizi burçlarında yabancı bayraklar olduğu halde karşılaması. Düşünün, o asker dolu şilepler geliyor, Rumeli şeyden, Balta Limanı'ndan dönünce Rumeli Hisarı'nın karşınıza çıkıyor, üstünde İngiliz, Fransız bayrakları. Rumeli Hisarı'nın burçlarında. Rumeli Hisarı'nın askerimizi burçlarında yabancı bayraklar olduğu halde karşılaması, bir yandan burçlardaki tanıdık olmayan bayraklara, bir de o şehrin ufkundaki işgal donanmasına bakan genç subayların yanaklarından daha yakıcı gözyaşlarının akmasına sebep oldu. Da Ruşen Eşek'in bir denemesinden. Bu durum için mi sınır boylarına gidilmişti? Bunlar görülsün diye mi geri dönülmüştü? İçlerinden biri derin bir iç çekişiyle seni bu hale biz koymadık. İnan. Dedi. Geçmedi lazım. Rumeli Hisarı'nı ziyaret edenlerden biri de o gün aydınlar şehrin içinde duramıyorlar. Faruk Nafiz niçin bozgun şiirini yazıyor bu delişmen delikanlı? Bir gün bir dergi çıkaracaklar. 3 dergi çıkarıyorlar. Şair diye bir dergi çıkarıyorlar. Sonra birkaç sayı çıkıyor. Ya olmadı, biz Nedim diye bir dergi çıkaralım diyorlar. O da olmadı. Şair Nedim diye bir dergi çıkaralım diyor ama. 3 dergide milli mücadeleyi anlatır. Onun o konudaki denemeleri ve şiirleri yazar. Ve aydınlar her gün Cağaloğlu'nda bir şeyle yazıhane şey yapıyorlar. Divan yolundan bir Fransız bayrağı bir tarafında,
Yunan bayrağı bir tarafında bir cip görürler yukarıya. O gece Faruk'la bizim ufku döner. İşte milli heyecana. Oğlum sabaha kadar hiçbir milli heyecanı yoktur. Bütün şiirlerinde aşk teması vardır. İşte ondan sonra dönüyor ve bozgun şiirini yazıyor. Evet. Hisar şiirini yeniden ele alır. Bu ziyaretin intibalarını içinde bulunan durumu Hisar'da akşam şiirini yazar. Bu da şair mecmuasında. Şöyle diyor elimde. Yüreğim yanarken yeni bozguna, gözümde tütüyor ilahi tuna. Heyecana bakın. Biraz önce ne diyordu? Verdi de son kanının son damlasını, yine de hasret çekiyor Bağdat'a. Ama durmuyor. Hisar şiirinde, Hisar'da akşam şiirinde. Yüreğim yanarken yeni bozguna, gözümde tütüyor ilahi tuna. Bir taraftan Bağdat, bir taraftan Tuna. Yani eski vatan coğrafyasını kucaklayan bir anlayışın şiirini yazıyor milli mücadeleye heyecan olarak. Bu da yetmiyor. Bugün bozgun Yusuf Ziya'nın Uruba Doğru şiirine şöyle yansıyor. Son lahzaya kadar göğüs girildi, nihayet bir akşam bozgun verildi, ufukta sönerken güneşin nuru ordu çekilip gitti Uruba Doğru. Bu da büyük mecmuada. Affedersiniz, Hisar'da akşam da büyük mecmuada. Murakabım burada, sonra hesap sorar bana. 15 Mayıs 1919'da Yunan askeri İtilaf Kuvvetleri'nin desteğiyle İzmir'i işgal etti. Bu haber milletin yüreğine bir kor gibi düştü. Büyük bir infial uyandı. Mukavemet fikri daha da kararlı hal kazandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde ve İstanbul'un Fatih, Sultanahmet, Üsküdar meydanlarında protesto mitingleri düzenlendi. Bu mitinglerin en büyüğü 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda yapılan, yüz binlere varan İstanbullunun katıldığı mitingdir. Halk İstanbul'un en uzak semtlerine kadar ulaştırılıp dağıtılan şöyle bir ilanla mitinge davet edildi. Müslüman, el ilanı. Sokakta görüyorsunuz şimdi falanca market açıldı, filanca bilmem ne açıldı, filanca ürün, filanca iyidir der gibi el ilanı. Müslüman, önümüzdeki cuma günü resmi dua günüdür. Yevmi Meskûr'da Fatih Sultanahmet Beyazıt camilerinde cuma namazından sonra Müslüman ve Türk yurtlarının halası için dua edeceksin. Halas kurulur, edilecektir. Vatanını seven her Müslümanın bu içtimalarda bulunması vecibe-i diniyedir. Camilerde, evlerde tasarruf et. Duadan sonra Allah'a yükselen kalbinde Sultanahmet'e bütün Türk ve Müslümanların koşacağı içtimaya gel. Sevgili vatanın parçalanıyor. Öldürücü felaketler yağıyor. Camilerini mukaddesatını çiğneyecekler. Gözlerini aç. Düşmanlarını, milletini düşün. İzmir facialarını öğren. Anadolu senin de kararını bekliyor. Anadolu kararını vermiş zaten. Balıkesir'de devlet kuruluyor. Mustafa Kemal Samsun açılıyor. Erzurum. Mayıs'ın 23. günü. 19 Mayıs'ta çıktık. Daha Havza'da affedersiniz. Gözlerini aç. Düşmanlarını, milletini düşün. İzmir facialarını öğren. Anadolu senin de kararını bekliyor. Haksızlıklara karşı feryat et. Alemin vicdanına hitap eden heyecanlarla hakkını müdafaya ve parçalanan vatanının imdadına koş. Bu mitingde kurtarıcı kararlarını ver ve halasın için çalışmaya yemin et. Yahya Kemal bir gün ordumuz bu lekeyi siler diyor. O orduya bırakıyormuş ki. Ama burada halk millete kendisine sesleniyor. Göreceğiz şeyle Mehmet Akif de bir alından değil her alından boşansın ter diyecek. O da millete havale ediyor. Bir iki gün içinde, şuraya dikkat ediniz. Bir iki gün içinde İstanbul'un Türk mahallelerinde bozgunun içinden gelecek nişanlılarını ümitle bekleyen genç kızlar, bağrı acıyla yanan anneler, genç dullar, ihtiyar nineler, Darülfünun öğrencileri, genç kızlar ev ev toplanarak siyah bayraklar diktiler. Sultanahmet mitingleyecek. Bu cümleyi seviyorum, kendi dinlem ama milleti tam veriyor. Miting günü Sultanahmet Meydanı'na giden yollar, meydan, Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin minareleri, hatiplerin konuşacağı kürsüyü siyah bayraklarla donattı.
İstanbul'un bütün dükkanları ve mağazaları kapandı. Hayat durdu. Bütün İstanbul'un kalbi adeta tek yürek halinde Sultanahmet Meydanı'nda akmaya başladı. Meydan siyah bayraklar yanında Müslümanlar ölmez, öldürülemez. Hak isteriz, Türk hürdür, esir olamaz. Türk esir olmamıştır, olamaz gibi ortak duyguyu dile getiren pankartlarla dolatılmıştı. İzmir için sızlayan kalplere minarelerden okunan tekbir, tehlil sadaları daha derin ıstıraplar verdi. Bütün halk tek bir ses olarak müezzinlere iştirak etti. İstanbul, böyle bir filmi düşünebiliyor musunuz? Ateşten gömleği çektiler ama bu sahneyi çekecek bir prodüksiyon lazım Türkiye'ye. Türkiye sineması buna vakıf. Onun için iyi senaristler lazım, iyi okunması gereken şeyler lazım. Milletin ruhu budur. Burada konuşan, ömründe sinemayı çok seven, 7 tane Alabama kalesi filmi seyretti. Amerikalıların Meksika sınırında bir kalesi var, Texas'ın hemen sınırında. Meksikalılar o kaleyi alıyorlar, orada 67 tane Amerikan askeri ölüyor. Davy Crockett de oluyor. O halk kahramanı Davy Crockett. 67 kişi ya. 7 tane ben de seyrettim Alabama Kalesi filmi. Arkadaşlar, ne kadar böyle konuşursanız konuşun. Hayır. Zaman görsel zamandır. Bunun filmini çekeceksiniz. Mehmet Akif'in Nasrullah Cami kürsüsündeki vaazını, o 2,5 saat süren vaazını Ertuğrul Bey'e, Kültür Bakanı'ydı o zaman, bunu çekelim dedim, yapamadılar. Devlet çekemez zaten. Bunu halk çekecek. Halka o ruhu vereceksiniz. Devlet finanse etsin. Amerika da öyle yapıyor zaten. Çıkmayacağım dedim sözden ama ne yapayım sözden dedim. Evet. İzmir için sızlayan kalplere minarelerden okunan tekbir tehlil sesleri katıldı. İzmir'in, evet. Ve halledip şöyle başlıyor ilk konuşmacı. Kardeşlerim, evlatlarım. Ruhu göklerde olan ecdadımız minarelerimizden 700 yıla şanlı Osmanlı tarihinin bu günkü faciasını seyrediyor. Bu tarihi, bu muazzam meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısında dünyanın bir başından bir başına at süren o namalup erdenin gazapları karşısında başını kaldırıyor ve diyorum ki ben Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Eskileri kadar kahraman fakat bedbaht, yeni milletin de bedbaht bir anasıyım. Bu yeni millet namına ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerindeki kadar cesur bir ruhu var. Yemin ediyorum ki göğsünü adalet ve insaniyetten alan ecdadımızın ilahi namusuma ihanet etmeyecek. Ben uzun konuşmalar var, şiirlerle geçiyor. Ben bazı şeyleri söylemem için buraları atlayacağım. İkinci bir önemli şey İzmir meselesi etrafında. İzmir etrafında büyük mecmua, ümit ve yarın mecmuası etrafında şeyler var. Henüz çünkü dergah daha doğmadı. Biz daha 1929-20'de dolanıyoruz. Yarınla beraber dergah birlikte yürüyecek 1921. Hemen arkasında da zaten Sakarya zaferi kazanılıyor. Sakarya zaferi kazandıktan sonra biraz rahatlıyor basın da rahat. Evet. Burada geçiyorum. Evet, büyük mecmua çok önemli şeyleri var. Bir şiir, yine bir gazetede. Peyam muhalif bir gazetedir. Milli mücadeleye muhalif. Ama Peyam Edebi diye bir ilanı var. Bir gün gazeteye bir şiir gelir. Ne zaman şeyi? 14 Ağustos 1919. Şiirin ismi Milli Marş. Hafız İsmail diyebiliriz. Araştırdım. 6 tane şiirini bulabildim. Mısır İngiliz ordusunun Türk esir kampında kanla yazılmış bir şiir. Kalem falan yok. Hafız İsmail. Bakınız nasıl destekliyor. Ne zaman? Ağustos, 14 Ağustos. 1919. Şiir okuyacağım. Milli Marş ismi.
Yani İstiklal Marşı'ndan bir sene önce, 1,5 sene önce. Ben ölmem. Avrupa öldü diyor, Türk öldü diyor. Le mort est Türk. Fransız manşeta diyor le mort. Cevap veriyor Kadire'den. Esir bir şair. Ben ölmem. Çünkü alemde vazifen, hizmetim vardır. Büyüktür milletim, Türk'üm, cihanda şöhretim vardır. Semaya arşa yükselmiş uluf ve himmetim vardır. Hilal-i Necm'e şevk-i incizabım, nispetim vardır. Salınsın daima al bayrağın burcuya mealide. Dolasın şanlı tarihin eyalide eyalide. Hüküm sürsün şu hissi muhterem kalbi ahalide. Ben ölmem çünkü alemde vazifem, hizmetim vardır. Şiir böyle devam ediyor. Bu kadar. Evet. Ha, bu ölmemek fikrini Mehmet Akif bir başka, sen ölmeyeceksin, yeter ki karar ver diyecek şeyde. Yes yok da, yes yok şey. Mehmet Akif'e de temas edelim. Orada, oraya geliyor. O da Balıkesir'e gidiyor. Hemen Balıkesir'de bu işler devlet olma, mukavemet fikirleri filan şey yapınca Nisan, şey, Ocak ayında, Ocak 1920'de Balıkesir'e gidiyor. Sevilur Reşat tabii önemli bir isim. Orada Nasrullah Camii'nde Balıkesir'i varsa okullar Balıkesir'e öğrencilerini götürsünler. Okullar Nasrullah Camii'ne çocuklarını götürsünler. Biz Kurtuluş Yolu, İstiklal Yolu diye müsteşarlığımız dönemimizde 3 yol üzerinden İzmir'e, Çanakkale'ye geldik. Biz bakanlık olarak 58 bin öğrenci taşıdık ama biz 2 sene içinde 3 milyon insan Çanakkale'yi ziyaret etti. Çocukları götüreceksiniz. Burada Sayın Başkan gösterdi şu hat, bu şeyde, Gölcük'teki bütün öğrenciler o hat müzesine gelmeli. Gölcük'teki Kandıra'nın bu ipsiz rejimi tanımalı. Mahalli kahramanlar mı? Ruh öyle gelişir. Yoksa resmi şekilde ruhu anlatamazsınız. Ruhun resmiyeti yoktur. O hürdür. Onu resmi kategorisi içine koyarsanız öldürürsünüz zaten. Ben ölmem dediğim millet diyor. Yani şeyde, Mısır'da esir kampında. Sayın Başkan, Komisyon Başkanı Sayın Başkan size söylüyorum. Ben başka bir miting gönderirim size. Evet, cihan alt üst olurken öyle baktın durdunda, bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda diyen o meşhur şiir. Ve en sonunda ne diyor? Lakin hani bir nefası yok sende ümidin, öleceksin, öleceksin diyor da, ölmüş mü dedin, ah onu ölmeli miydin? Sonunda şöyle bitiyor, bak, batmaz devlet battı, batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır. Balıkesir'de, kürsüde söylüyor bunu. 5000 kişilik. Zanos Paşa kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Fatih'in 3 büyük vezirinden biri. Rumeli Hisarı'nı bildiniz mi? Onun bir burcu. Saruca Paşa, Zanos Paşa, nedir o şey sülalesi? Candarlı. Teşekkür ederim. Candarlı Halil Paşa. 3 kulesi var biliyorsunuz. İşte Zanos Paşa o. O Zanos Paşa. Balıkesir Anadolu'nun fetih noktasında çok önemli bir çıkıştır. Anadolu demiyorum, affedersiniz. Balkanların çıkış noktasında. Bütün ordular Balıkesir'e gelir, oradan Balkanlara. Erenler de öyle geliyor. Manevi fetih devletidir. Balıkesir'in önemi onun için çok önemlidir. Geri. Ne diyor? Batmazdı bu devlet. Batacaktır demeyeydin, batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır. Tek sen uyan, yeksi gebert az bir uyandır, kafi ona can vermeye bir nefayı iman. Davransın ümidin, dikkat edin, davransın ümidin. Bu ne heybet, bu ne hırman, bu ne tembellik, bu ne miskinlik. Mazideki hicranını susturmaya başla, evladına sağlam bir emel mayesi açtı. İşte bizim, ben torunlarıma onu yapmak zorundayım, siz evlatlarınıza.
bu emel mübalesi. Milletin istikbali. Allah'a dayan, yolda gösteriyor reçeteyi. Sahaya sarıl, çalışmaya sarıl, hikmete rağmen. Gerisini anlatarak. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar. İşte Akif de şeyden, ne derler ona, Balıkesir'den böyle söylüyor. Sonra onun macerasını fazla anlatmayacağım. Bir stamp. Evet. Avrupa basınında İstanbul geleceği üzerine çıkan haberlere en çok, affedersiniz, burayı vermem lazım, nasıl o başlangıcı. Ama buradan şey yapayım ben, Avrupa'da İngiltere ve Fransız basınında üç görüş tartışılıyor. İstanbul Türklerin elinden mutlaka alınmalı, benden bilen bir yönetime kavuşturulmalı ve Türkler asla bu yönetime karıştırılmamalıdır. Bu bir. İki, daha ileri, Türkler İstanbul'dan kesinlikle çıkarılmalı. O da yetmiyor, hızını alamayanlar diyor ki, Türkleri İstanbul'dan çıkarmak yetmez, Türkleri Anadolu'dan da söküp atmalı. Onların nazarında Anadolu Hristiyan dünyasıdır. Hristiyan coğrafyasıdır. Bugün halen benimsiyorlar. Bakın, durumu protesto etmek için 13 Ocak 1920 Sultanahmet Meydanı'nda yine bir miting üzerine, İzmir'in işgali üzerine yapılan mitinge benzer çok önemli bir miting yapılıyor bunu protesto için. İleri Der gazetesinin 311. sayısı da sadece bunu protestoya ayırıyor. O 311. sayısını İstanbul'un Türklerin elinden alınması ve Anadolu projesine şey olarak, tepki olarak. Orada çok önemli yazılar var. Avrupa basınında İstanbul'un geleceği üzerine çıkan haberlere en sert cevap Ali Ekrem'in İstanbul isimli şiiridir. Şiir şöyle başlıyor. Seni vermek mi? Alacaklar ya. Seni vermek mi? Değil Avrupa dünyayı deni, bütün esrarını gönderse hukubu medeni, küre-i arzı sıkıp sadeleştirmeyeceğim, kendisi size şey yapacağım, sonra anlatırım. Küre-i arzı sıkıp pençe-i melunumda, boğsa ecram-ı sema-i şüheda umunda, kuhsar inlese bin rad-ı feza peymadan, asuman çınlasın hep velveleyi heycadan, topların gövdesi altında çocuklar kalsın, süngüler annelerin bağrına kökler salsın, gülleler göklere insanları perran etse, nazargahında hüdanın açılıp makbereler, arşa aksetse vücudu şühadadan bereler, Fatih'in türbesi bir mevce-i hunin olsa, şüheda naşi ile saf-ı cevamid olsa, seni vermeyiz ey şehri şehir-i İslam. Bu Ali Ekrem kim biliyor musunuz? Namık Kemal'in oğlu. Değil şairci. Birinci derecede değil ama Servet-i Fünun'un iyi şairlerinde. Ama heyecana bakın. Tek bir cümle gibi. Ve şiir devam ediyor. Ben onu okumayayım. Ama birisi var ki bunu ilk... Şiir şöyle. İstanbul'un Türklerden alınışını boşaltıyor ya. Bir genç şair, 21 yaşında, 857-1453 Hicri. O da, efendim, benim sesim biter mi? Çok şükür sesim kesin. 857, teşekkür ederim. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyyesi oldu Türk İstanbul'u. Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi girdi eğri kapıdan Kıratı'nın üstünde, fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ım. Belde-i Tayyip'i fetheden padişahın hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul. Başkasının olursa
yıkılmalı İstanbul. Nazım Hikmet. Bunu yayınladığım zaman bütün komünistler ayağa kalktı. Nazım Hikmet böyle şiir yazamaz diye. Ya bırak yazsın ya. Yazsın işte. Yani evet. Bir de arkadaşlar milli mücadele şiirlerinin şiirlerde ve denemelerde bazı şehirler, bazı burada Bursa öne çıkıyor önümde. Bursa aynı şekilde 1920 Haziran ayı zannediyorum Yunan çizmesi altına düşüyor. Ve evet, büyük bir ıstırap doğuyor. Mehmet Akif Taceddin dergahındadır. Bu meşhur Bülbül şiirini yazıyor. Bursa'nın üzerinde etrafında da bu şiirler yazıyor. Vaktim dediğim vakti 12'yi çok geçmeyeceğim, 2 dakikam var. Ama Bülbül'ü bilmiyorum okuyayım mı? Yok, biliyorsunuz okumama gerek yok. Bursa, İzmir, İstanbul şiirlerin ana merkezleri. Buralar tüm tarihi anlayışı etrafında kuşatıyorlar. Kimlere temas ediyor? 3 büyük şahsiyet. Bu bütün bu milli mücadele edebiyatı içinde. Bir Yavuz Sultan Selim, Türk'ün timsali. İki Fatih, 3 Osman kurucu. Şimdi Osman Bey'den başlayalım. Yakup Kadri 1921 senesinde Anadolu'ya geçer ve Çankaya'da Gazi'yi ziyaret etmek ister. Nihayet randevu verilir. Bir gün tabii Çankaya şimdiki gibi değil. Çankaya bir tepe, dağınbaşı. Arada şey yok. Ulus bir tepecik. Çankaya bir tepe biçiklik evi. Gidiyor. Hani, şeyi alıyorlar. Gazi'nin odasına, çalışma odasına alıyorlar Yakup Kadri'yi. Çünkü Mustafa Kemal istiyor gelsin. Usta Kalem Ruşen Eşrefi zaten yanından ayırmıyor. Geliyor, oturuyor, bakıyor ki sade bir oda. Basit bir masa alıyor. Basit bir halı. Son derece sade döşenmiş bir çalışma odası. Ama diyor, tam çalışma masasının arkasında Osman Gazi'nin müzeyyen bir tablosu var. Mustafa Kemal'e dikkat edin. Kendisi başlattığı, başında olduğu başlattı demeyelim başlıyor önce, milli mücadelenin heyecan kaynağı olarak Osman Bey'i tercih ediyor. Şasi yok. Kurucu. Ha ne yapıyor? Bir de telgraf gönderiyor şeye, Rumeli ve Anadolu şeylerine. Bakın şöyle bir telgraf çekiyor şeye. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilcisine. Bugün yeni İstiklal-i Osmani olmak münasebetiyle arz-ı tebrikat eyler. Bu vesileyle vatanımızın temadi halası ve milletimizin 6 asırlık şanlı istiklaliyle mazhar-ı saadet eylemesini Cenab-ı Hak'tan diler ve bu yeni mübeccelin saadeti ikramını bilumum millettaşlarımın yek diğerine tebrik ve iştahlar olmasını dilerim. Herkes birbirini kucaklasın diyor. Bugün kuruluş günümüz. Osman Devleti kuruluş. Çünkü Abdülhamit Han 1 Ocak 1900'ü 600. yılı 1890'ı kuruluş Söğüt'te kuruluş günü olarak belirlemişti. O da onu şey yapıyor. Bu da İzmir'e doğru şeyinde. Ha bir de Türk'ün timsali olarak Yavuz Sultan Selim'i ilk defa Namık Kemal söylüyor. Daha sonra Abdülhakabit vesaire bunlar devam ediyor. Ama asıl bunu size Mustafa Kemal Paşa'nın da Yavuz Sultan Selim'i milli mücadelenin timsali olarak ifade ettiğini anlatan şeyi Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 29. sayısı 13 Mayıs 1920'de yani meclisin açılışından 13 gün sonra halka bir tahmin son paragrafı şöyle. İslam birliği fikrinin muahharen büyük mümessili olan Yavuz Sultan Selim'in dediği gibi, biliyorsunuz şair Yavuz'da, dediği gibi
o mazlumun ise çeviriyor. İslam gönüllerinin toplu olması için kendini perişan eden milletimize, onun davayı istiklaline, manevi tevhid ve muzaharetinizi bir saniye muzaharet yardım, bir saniye eksik etmeyin. Ta ki İslam'ın bir küsufu tamma giden güneşi büsbütün kararmasın. Tekrar alemimiz üzerinde ışıldasın, ışıldamaya başlasın. Selam ve hidayet her zaman din kardeşlerimin üzerine olsun. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın millete tabimi. Bunu da pek bilmez kimse yani, olmaz mı? Refiyat kitaplarımızda falan da. Neyi kimden saklıyoruz ben anlamıyorum bu ihtiyacı şurada. Ve Bülbül şiiri geliyor. Tam saat geldi. Bu şeyde dergaha bağlı. Dergahtan ben bahsetmeyeceğimi söylemiştim. 1920'den sonra zafer kazanılıyor. Bir zafer. Sakarya zaferi. Ondan sonra hava biraz değişiyor. Daha şey yapıyor. Ama yine bazı cephe muhalifler, Mustafa Kemal Paşa'ya bunu yapma olanlar, ya yendik, saldırın diyor. Zaten yenilmek üzereydi emniyet. Bitmişiz yani onu. Çanakkale tarih öğretmenlerimiz varsa bilirler. Yunanlar ve Türkler aynı zamanda bozulmak üzereydiler. Fakat biz biraz daha sabrettik ve yenilmek üzere. Allah-u Teala'nın lütfu ve irade tabii. Şiirler değişiyor. Sevgilileri müzikliyor. Nişanlılar, nişanları gelecek diye seviniyor. Şiirler böyle olur artık. Genç gelinler, beylerinin yolunu beklemeye başlıyor. Şiirler bu muhtemel. Ama bir şiir var, bir yazı var. Bunu biri Ergah'ta, biri Sebil-i Reşat'ta. Leyla şiiri. Yahya Kemşe'yi. Mehmet Akif. Son derece önemli şiirdir. Burada Leyla yorum yapan Mehmet Akif üzerinde çalışanlar, Leyla'yı İslam Devleti özlemi falan. Hayır! Mehmet Akif'in İslam Devleti diye bir şey olmaz zaten. Yok öyle bir şey. Mehmet Akif'in evet, bu İslamcı şair külliyen yalan. Ne demek İslamcı ya? Şortacı mı? Allah! Nereden çıkıyor? İslamcı. İslamcı ideolojik bir ifadedir. İslamiyet'te zerre cilgisi. Mehmet Akif'i öyle tavsiye ediyorlar. Hayır! Müslüman bir adam ya! Müslüman! Bu kadar mı zor geliyor insanlara Müslüman demek de İslamcı diye böyle bir yafta çok çirkin bir şey takıyor? Yunus Emre için. Hümanist diyor. Niye hümanist ya? Hümanist bir Hristiyani bir terimdir. Edebiyat hocaları, sakın ha. Ha! Yunus Emre Müslüman bir adam ya. Hümanizma, Hristiyani bir ifadedir. Bu tasavvuf dese neyi var? O şiirde Leyla zaferdir. Geley Leyla, bir mısra okuyacağım. Geley candan aziz, uzaklaşma. O endişeyi bekliyor, zaferi bekliyor. Leyla zafer. Yahya Kemal ne diyor? Arslan gerilir gelirir de öyle atlar yazısında. Diyor ki, efendiler, asil endişenizi anlıyorum. Bir zafer kazanıldı. Fakat ordunun hazırlanması lazım. Bir atımlık barutumuz var, attık mı? Düşünmeliyiz. Unutmayın ki, arslan gerilir gerilir de öyle. Sevgili gençler, sözüm size. Ben Deniz, 77 yaşındayım. Ne kadar yaşarım bilemem. Ama heyecanla sizinle yarışırım vatan sevdasında. Sevgili orta yaşlılar, söz sizin. Gençler, gözleriniz bu orta yaşlılarda olsun. Onlara saygı duyun. Onları takip edin. Sayın vekilimizi arayın hanımefendi, genç kızlarımız. Sayın vekilim, bizden ne istersiniz? Biz sizden şunu istiyoruz. Bunlar söz bekleyen insanlar. Sözünüz olsun söyleyecek. Vatan üzerine, bayrak üzerine, millet üzerine ve bu milletin ebediyeti üzerine. Hepimizin gözlerinden. Kıymetli hocamıza bu güzel bilgileri ve tecrübeleri bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi sahnede bir dakika misafir edeceğim. Bir plaket takdimimiz olacak. Buyurun böyle alayım. Kitap verin.
Sayın Başkan. Sayın Hocam, şöyle bir öneri görürsem, şimdi başkanımıza... Yoksa siz kitap vereceksiniz. Yok, hayır. Takip edeceğiniz kilete yine Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde üretilen kendi el emekleri. Basarından bağımlısı emekleri. Hareket vermeyin Sayın Başkan. O şekilde bize hitabını o şekilde söyledik. Farklı. Thank you.